Ya. Evet. Tamam. Sustunuz. Güzel. Aferin size. Ya oğlum neredesin ya? Ya neredesin ya? Ya geldin mi? Benim duyu organlarımla alay etmeyin. Geldiğinizi ben de görüyorum. Bu sorunun amacı senin şu anda nerede olduğun değil, kanka. Evet, güzel. Hoş. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Şimdi, vektörel ve skaler niceliklerden bahsettik. Skaler nicelik dediğin şey, sevgili kardeşim, sadece büyüklüğünü ve birimini söyleyince ifade edebildiğin şeyler. Mesela kimler onlar? Mesela kütle. Mesela uzunluk. Mesela zaman. Mesela enerji. Mesela basınç. Gibi ifadeler bizim için skaler nicelik. Vektörel nicelik kimler? Hemen ona da bakalım. Mesela hız. Mesela yer değiştirme. Tamam. Mesela ivme. Mesela kuvvet. Mesela momentum. Mesela manyetik alan. Gibi nicelikler de bizim için vektörel nicelikler. Bir şey dikkatinizi çeksin. Bak, kilogram olan kütle. Nedir? Skaler nicelik. Uzunluk, skaler nicelik. Süre, zaman, skaler nicelik. Kelvin, sıcaklık, skaler nicelik. Akım şiddeti, skaler nicelik. Işık şiddeti, skaler nicelik. Mol zaten bir sayı sadece. Skaler nicelik, gördün mü? Temel büyüklüklerin tamamı skalerdir. Temel büyüklüklerin içinde vektör olan yok. Tamam. Türetilmiş büyüklüklerin, tersten bakınca temel büyüklüklerin hepsi skaler, türetilmiş büyüklüklerin hepsi vektörel demek de yanlış. Türetilmiş büyüklükler içinde skaler olanlar da var. Tamam. Bunu unutmayın lütfen. Zaten aklınızda kalsın, temel niceliklerin hepsinin ölçü aleti vardır demek yanlış bir ifade. Temel büyüklüklerin hepsi skalerdir demek doğru bir ifade. Türetilmiş büyüklüklerde hepsinin bir ölçü aleti vardır demek yanlış ifade. Türetilmiş büyüklüklerin hepsi vektöreldir ya da türetilmiş büyüklüklerin hepsi skalerdir demek yine yanlış bir ifade oluyor. Tamam? Anlaştık mı burada da? Peki, güzel. Ne güzel. Böylece fiziksel nicelikleri de konuşmuş olduk. Aha. Sor ya. Burnunun ucundaki basıncın yönü ne tarafa doğru? Tüh be. Keşke deseydiniz önce, silmezdim. Eyvallah. Canımsın. Cansın.
Bu sefer ıskalamadım, gördün mü? Bak ya. Daha hala konuşuyorsun. Nasıl konuşmuyorsun ya? Ya nasıl konuşmuyor ya? Ya konuşmaz olur mu ya? Ben duydum. Allah Allah. Birden mazoşist olduğunuzu düşünmeye başladım. G noktalar size. Eğil konuş konuş. Eğil konuş. Eğil konuş. Oğlum kilo vereceğim lan, her yere dolaştırıyorsunuz bana. Geliyorum. Gelmişken de soru sorsam. Uzayda bakım işe yarar mı? Evet. Tamam, eğlendik. Daha insani bir şey yapacağım. Eyvallah. Ne demek? Eyvallah, sensin can. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu fizik bilimine girişin içerisinde skaler, vektörel büyüklükler var ya, vektörler bildiğiniz gibi yönlü ifade. Bunu zaten geniş geniş konuştuk vektörler konusunda. Efendime söyleyeyim, orada TYT bölümünde bakın, TYT'de vektör yok diye düşünmeyin. TYT'de vektör var. Ama şöyle söylüyor, sadece aynı doğrultudaki vektörlerle sınırlı kalınır diyor. Yani o tarafa doğru olan vektörle bu tarafa doğru olan vektörün toplanması, çıkarılması gibi işlemler sorulabilir diyor. Bunların büyüklükleri karşılaştırılabilir diyor. Ama TYT'de vektör yok demek doğru değil. Tamam? Çünkü TYT'de vektör yok dersen bu sefer hareket, dinamik konuları şeye giriyor. Sıkıntıya giriyor. Onun için 9. sınıfın fizik bilimine giriş konusu içerisinde minik miktarda vektörden bahsedilir. İşte vektörün nasıl bir büyüklük olduğu ve bir doğrultu üzerindeki vektörlerin toplanması, çıkarılması konusundan bahsedilir diyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bilimsel çalışmalar dediğimiz şeylerin artık söyledim ya, hani bilim dalları çok genişledi. Önceden işte adam kendi başına, belki de kendi başına bir laboratuvar kuruyordu. Orada işte gazların davranışını inceliyordu. Oo, süper şeyler buluyordu. Ama şimdi artık o kadar derinlemesine çalışmalar yapılıyor ki bu bir kişinin, hatta bazen bir tek ülkenin bile altından kalkamayacağı büyüklükte projeler ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bazı şeyleri, projeleri ülkeler tek başına yapabilirken, üstlenebilirken, bazı projelerde birçok ülkeden birçok bilim adamı, birçok bilim dalından bilim adamı yer alarak çalışmalar yürütülebiliyor. İşte bu çalışmaları daha düzenli şekilde, daha nasıl söyleyeyim, insanların birbiriyle etkileşimi daha kolay olabilecek şekilde ve ihtiyaç duyulan malzemeler ya da teknolojilerin ya da ihtiyaç duyulan alanların bir arada bulunduğu büyük yapılar inşa edilmiş ve edilmekte. İşte biz bunlara bilim araştırma merkezleri diyoruz. Dünyada birçok örneği var bunun. Bilim araştırma merkezlerindeki temel amaç, bilimsel çalışmaların daha sağlıklı bir şekilde oluşturulması, yapılan bilimsel çalışmaların daha sağlıklı bir şekilde sonuçlarının değerlendirilmesi, aynı zamanda insanları bir taraftan bilime yönlendirme, merak uyandırma, ilgi çekme ve dolayısıyla da işte teknolojik olarak
bazı bulgular elde edildiğinde işte onun günlük hayata aktarılmasının daha kolaylaştırılması şeklinde amaçları var. Hiçbir zaman bir bilim araştırma merkezi bir ülke için silah yapalım da o öbürlerinin kafasına vursun şeklinde bir çalışma prensibi ya da amacı gütmez. Tamam mı? Her zaman olay sadece bilimsel olarak ortaya çıkmış bir problemin çözümüne ulaşmaktır. İnsanları bilime yönlendirmek, bilime karşı sempati oluşturmak, insanların bununla ilgilenmesini sağlamak. Bakın 1700'li yılların ortası herhalde, ortasıyla 1800'lü yıllarda sanayi devrimi gerçekleşecekken Alman kralı mı deniyor onlara bilmiyorum ama işte Almanya'yı yöneten eleman gayet de ileri görüşlü bir fikir ortaya koyarak diyor ki bu sanayi devrimi çok büyük değişiklikler oluşturacak devletler bazında. Dolayısıyla sanayi dönüşümünün büyük bir hamlesi Almanya'da olmalı şeklinde düşünüyor ve bilimsel araştırmalara, fiziğe özellikle çok büyük yatırımlar yapıyor. Hatta şey bile söylerler, bir yerde okumuştum, ne kadar doğru bilmiyorum ama işte dönemin en gelişmiş, en böyle nasıl diyeyim, hani böyle titizlikle korunması gereken bilimsel deney aletlerini, teleskopları filan halka açık işte parklara filan yerleştiriyor ki insanlar gelsin baksın ama filan diye ilgisini çeksin, araştırmaya yönelsin diye. Ve zaten bizim bildiğimiz, duyduğumuz bilim adamlarının, 1900'lü yıllarda duyduğumuz bilim adamlarının çoğu Alman, ne denir, vatandaşı mı denir yoksa Almanya'da bir şekilde yaşamış elemanlar diye konuşabiliriz. Bilim araştırma merkezlerinde böyle bir temel şeyde hedefte vardır. Mesela bu bilim araştırma merkezleri deyince en çok akla gelenler, Türkiye'de ne var? TÜBİTAK var. TÜBİTAK bilim adamı ve proje yetiştirme merkezi aslında. Yine söylüyorum, ortaya çıkacak olan projeleri destekleme, bu projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili insanlara hem teşvik oluşturma hem de olanak sağlama, hem insanların bu bilimsel çalışmalara yönelmesini sağlama gibi amaçları var. Bilimsel çalışmaları da en önde götürme gibi bir amaç var. Kuruluş amacı tabii. Yani sonradan başka şeyler olabilir. Onu söylemek istemiyorum. Mesela ülkemizde başka ne var? Aselsan var. Aselsan aslında adı üstünde askeri bir kurum. Askeri elektrik sanayi gibi bir şeyi var. Türk ordusunu ve Türk silahlı kuvvetlerini daha modernize aletlere, edevatlara kavuşturma gibi bir temel çıkış noktası var. Tamam. Aselsan askeri bir kurum, onu da özellikle belirteyim. Sivil bir kurum değil. Başka ne var? Açıklamasını yapacak mısın? Açıklamasını işte yapıyorum. Yazacak mı? Yok, tek tek yazmayacağım. Mesela Türkiye'de önceden TAEK'ti. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ydu. Şimdi artık bunu TENMAK olarak değiştirdiler. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ydu. Şimdi ne oldu? Türkiye Enerji Nükleer Maden Araştırma Kurumu gibi bir şey oldu. Öyle bir ismi var. Zaten adı yeterince açık bir şekilde söylüyor bize. Nükleer araştırmaların, madeni araştırmaların, madenlerle ilgili araştırmaların ve bunların enerji, Türkiye'nin enerji şeyindeki, sektöründeki, enerji sektörü deyince ticari olarak değil de İşte Türkiye'nin enerji ihtiyacını düşünün, onların karşılanmasındaki temel araştırmaların yapıldığı yer olarak düşünebiliriz. Mesela
Dışarıda kim var? CERN var. Müfredatınızda bunlar yazıyor gençler. Bir sürü vardır muhtemel. Ama bunlar yazıyor. CERN. CERN ne? Aslında birçok ülkenin birlikte katıldığı İsviçre-Fransa sınırında bulunan bir parçacık hızlandırıcı laboratuvarlar bütünü. Buradaki araştırmalar tek başına bir ülkenin işte altından kalkacağı büyüklükte değil, çok büyük maliyetleri var. Dolayısıyla ülkeler bunu işte kendi güçleri oranında ya da işte ayırabilecekleri fon oranında desteklemeye çalışıyorlar. İşte bir tanesi maliyetin atıyorum %15'ini karşılıyor. Öbürü diyor ki ben şu konuda çok iyiyim. İşte atıyorum makineler konusunda, mekanik makineler konusunda çok iyiyim. Ben şunları yapabilirim. Öbürü diyor ki ben işte lazer teknolojisinde çok iyiyim. Ya da zaten ortadadır bu şeyler. İyi ya da ortalama değer neyse. Her ülkeden mümkün olduğu kadar faydalanılıyor. Tabii ülkenin potansiyeli, maddi gücü, bilim araştırmalarındaki yeri önemli olacak. Biz daha çok insan kaynağı olarak CERN'de çalışıyoruz. İnsan kaynağı derken bizim çok iyi yetiştirdiğimiz bilim insanları var, fizikçilerimiz var. Çok sağlam fizikçiler orada çalışıyorlar. Proje yöneticisi olarak da çalışanlar var. Biz daha çok teknolojik olarak destek verme konusunda biraz eksiyiz diğer ülkelere. En azından benim bildiğim kadarıyla. Ben ODTÜ'ye girdiğimde bu şeyi CERN için şey yapmışlardı, açıklama yapmışlardı ama aklımda kalmadı. Böyle şey, bizim yaptığımız şey oradaki laboratuvar için çok böyle tabii ki bir anlamı var ama diğer ülkelerle karşılaştırdığınızda çok bir şey yok. Yani diğer ülkelerin yaptığı şey atıyorum bu sınıfı dizayn etmekse bizimki işte masanın bir yerindeki vidanın boyasını yapmak gibi bir şeye denk geliyor idi. Ama bu şu anlama gelmesin, bunu yanlış da hatırlıyor olabilirim ya da sonradan çok daha fazla katkı sağlamaya başlamış olabiliriz. Önceden çok azdı katkımız. Ancak dediğim gibi bilim insanı olarak çok büyük potansiyelimiz, çok büyük katkılarımız var. CERN'de çalışmış bir sürü profesörümüz, şeyimiz var, bilim insanımız var. Onu söyleyeyim. Burada parçacık hızlandırıcısı, dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı. 27 kilometre çapında bir hızlandırıcıdan bahsediyoruz. Parçacıkları hızlandırıp çarpıştırıyorlar. Ve devasa dedektörlerin içinde ortaya çıkan minik parçacıklara bakıyorlar. Atom altı parçacıklara bakıyorlar. Bu tür çarpışmalar sonrasında bir nevi büyük patlama anında gerçekleşen enerji ve parçacık saçılmalarını gözlemlemeye çalışıyorlar ki en büyük keşiflerden bir tanesi Higgs parçacığı oldu bu şeyi. CERN'de yapılan deneyler sırasında. Higgs parçacı 1967 yılında teorik olarak öne sürülen bir parçacık. Söylediklerimizin doğru olması için şöyle, şu koşullarda, şu özelliklerde bir parçacığa ihtiyaç var. Evrende böyle bir şey olmalı ya da bunu gözlemleyebilmeliyiz şeklinde bir teori. Ama teknoloji yeterli olmadığı için, ortam koşulları, laboratuvarlar yeterli olmadığı için 1967'den ta işte 2012'ydi sanırım. 2012'ye kadar böyle bir parçacığı gözlemleme imkanımız olmadı. 2012'de yapılan deneyde o parçacığın izlerini buldular, yakaladılar. Hatta onun için Nobel ödülü de verildi Peter Higgs'e diye de söyleyeyim. Başka Avrupa'da kim var? ESA var. ESA, European Space Agency, Avrupa Uzay Araştırma Merkezi diye düşünebiliriz. Avrupa'nın işte uzayla ilgili araştırmalarını, işte haberleşme uydularından tutun diğer uydulara göre, bunların işte atmosfer dışına yerleştirilmesi, dünya etrafındaki yörüngelere yerleştirilmesi ve bütün bunlarla ilgili hazırlık ve bilimsel çalışmaları yürütüyor.
Bir de Amerika'da bir bilim merkezi var. NASA, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı. O da zaten hepimizin bildiği bir şeydir. Ne derler? Bilim araştırma merkezidir. Amerika'nın kendi bünyesinde yaptığı, devam ettirdiği bir araştırma merkezi. Kendi finanse ediyor, kendi yapıyor her şeyini. Ama dışarıdan bilim insanı desteği tabii ki var. Her ülkeden insanlar yeterince iyi, yeterince donanımlıysa seçilip orada çalışabiliyor. Ya da başvurduklarında kendilerine uygun bir pozisyon varsa orada çalışabiliyorlar. Ama tamamı Amerika ile ilgili bir yer kendisi. Anlaşabildik bence. Ve fizik bilimine giriş üzerine bayağı da konuşmuş olduk kankalar. Artık fizik bilimine girişi bırakabiliriz. Onu bırakınca ne yapacağız peki? Yeni bir konuya geçeceğiz. Kime geçeceğiz? Ha? Evet, madde bilgisine geçeceğiz. Madde ve özellikleri.